Merhaba. Kusursuz bir seçim kampanyası olmaz. Arkanızda olası krizleri yönetecek profesyonel bir ekip olursa, az hata yapar, iletişimi iyi yönetir, yara bere almadan yürürsünüz. Şimdilerde medya mahallesi üzerine sünger çekmeye çalışsa da, Ekrem İmamoğlu olayında bunların hiçbiri yoktu, olacak gibi de görünmüyor. Bu tür olaylarda sorumlu kişinin kimi apoletlerinin sökülmesi sadece gaz alma amaçlıdır. Şimdi Olayın röntgenini çekelim. İmamoğlu ve ekibi son bayram turunda iki hata yaptı. Bir, otobüsten verilen meşhur fotoğraf. iki yangına körükle giden kibir dolu açıklamalar. Geziye kimlerin çağrıldığı değil, otobüsten o fotoğrafın üstelik bilinçli olarak servis edilmesiydi tepkilere yol açan. Bu okunamadı. İtirazları görünce hassasiyeti anlayışla karşılıyoruz, eleştiriler yararlı oldu gibi kısa bir açıklamayla bayram bitmeden bitebilirdi olay. Yol kazası olarak kalırdı. Öyle olmadı. Önce basın danışmanı ardından İmamoğlu'nun tepeden bakan, Twitter'daki 200-300 kişiye bakmıyoruzla küpüren, vız gelir tırıs giderle tavan yapan çıkışları zincirleme kazaya yol açtı. Bir bayramlaşma turu olarak kalacak gezi anca böyle ele yüze bulaştırılabilirdi. İmamoğlu memleketinde moral bulmaya gitmişken görevden alınacağı endişesi belli ki çok bunaltmış. Psikolojisi daha da bozulmuş olarak döndü İstanbul'a. Üstüne gezinin finansmanı tartışma konusu oldu ve bu halen izah edilebilmiş değil. Yine üstenci bir tavırla önümüzdeki gezilere farklı AKP kalemlerinin davet edildiği edileceğinin ilanı her şeyin üzerine tuz biber ekti. Olayın kendilerine de zarar verdiğini gören Abdülkadir Selvi "Davet etse de gitmem." dedi. Saray dalkavukları bile itibarlarını düşünürken olayın davet sahibini yıpratmaması olan aklı mı? Bu tür olaylarda ders alınıp alınmadığı sıradaki organizasyonlarda kendini belli eder. İmamoğlu ve ekibi için bunun hayli öğretici olduğunu sıradaki programda göreceksiniz. Hoş, iş işten geçmiş olacak. Çünkü eleştirenler küçümsendi, parmak sallandı, Twitter ahalisi aşağılandı, akıllı ol dendi. Şunları şunları da davet etmiştik yine edeceğiz diye meydan okundu. Mecburen yarım yamalak özür dilendi. Hata anlaşılmadı, biz biliriz inadı kırılmadı. Ne yani bölgede seviliyor diye önümüzdeki geziye Sedat Peker'i de çağırın o zaman. Bakın mesele Ekrem Bey, Mansur Bey meselesi değil. Mesele insanı aşağılayan, halkı küçümseyen, canını sıkan her şeyi önce yok sayıp sonra imha eden, devleti ele geçirme amaçlı mücadele. Sistemi düzeltmeden denge ve denetim unsurlarının yerli yerinde olduğu bir düzeni inşa etmeden biri gider, diğeri gelir. Erdoğan'ın yetkilerini kullanacak her insan evladının firavunlaşması kaçınılmazdır. Bunu yerine gelecek ekibi görünce daha iyi anlayacaksınız. Bu yaşanmadan da düzelmeyecek işler.